Merhabalar değerli izleyicilerimiz. Derin TV olarak sokağın nabzını tutmaya devam ediyoruz. Bugün vatandaşlara EYT ile ilgili neler düşünüyorsunuz diye sorular yönelteceğiz. Valla ben emekliyim, hiçbir şey düşünmüyorum. Teşekkür ederim. Ben 657'yim. Yani ilgilenmiyorum. Günü gelenler emekli olsun. Büyüklerimiz düşünüyor. Bizim bir şey düşünmemiz ifade etmiyor efendim. Teşekkür ederim. Valla bir emekli olmaları lazım. İnşallah çıkar. Ben düşünemiyorum. Emekli yaşı takılanlar değil mi bunlar? Güzel. Ben emekliyim zaten. 12 senedir emekliyim ben. Emekli yaşı takılanların hemen acilen çıkması lazım. İnsanlar bu zamana kadar sigorta primlerini, bağkur primlerini ödemişler. Yaş sınırından emeklilerini bekliyorlar. Çalışsalar, çalıştıkları sürede ileride kazanacakları emekli maaşları aşağı düşüyor. Öyle bir sistem kurmuşlar ki berbat bir sistem. Yazık bu insanlara. Bu insanlar hayatını bu ülkeye vermiş. Gençliğini bu ülkeye vermiş. Belirli bir yaşa gelmiş. Emeklilik hakkını kazanmış. Emekli olsunlar, bir de maaşları güzel olsun. EYT hakkında sağ olsun bu Yaşar Okuyan vardı bir tane milletvekilimiz. Onun şu anda şeyini çekiyoruz. Yaşım 53 olmuş. Hala biz çalışmaya devam ediyoruz. 9000 primim var. Hala işte bu EYT çıkacak diye bir söylenti var. O da seçim yatırımı yapacaklar. O zaman çıkacak büyük ihtimal, biliyor. Öyle zannediyorum. Yani bu yaşa kadar gelmiş. Adam şu anda biz şey bile kalsak, işsiz bile kalsak diyor ki senin yaşın şu kadar olmuş. Emekliğin gelmiş, daha ne çalışıyorsun? Mesela. Yani şu anda hükümet yanlış yönlendiriyor. Ben onu söylüyorum. Peki bu EYT'si dolmuş, yani primleri dolmuş insanlar emekli yapsalar, işsiz yani gençlerimizin önü açılacak. O adamlar çıkıp gençlerimiz girecek. Sen zaten ikinci, ya benim kendi babamdan örnek veriyorum. İkinci emekliliği doldu. Adam emekli olmak istiyor ama EYT'ye takıldığı için olamıyor. Şu an 6 ayı daha kaldı. Vallahi neyse, doğrusunu yapsın hükümet. Ama 99'dan evvel çalışanların 99 sonrası kanunlara uyması gerekiyor mu, gerekmiyor mu? Bunu bilmez yani. Devlet çözsün. Hayat şartlarına göre. Yani 60 yaşına kadar çalışsın. Çalışabiliyorsa vatandaş. İşe giren. İşe girmeyenleri de ayrıca düşünmek lazım. Ya çıkacak ama. Ya erkekler için normal ama bayanlar için normal değil. Başka bu kadar. EYT çıkacak yani. Bir an evvel çıkması lazım. Bu insanların mağdur olmaması lazım. 50 yaşından sonra zaten insanlar iş bulamıyor. Yani nereden ekmek getirecek evlerine? Ben çıkması taraftarıyım. Kesinlikle çıkmalı. Şu anda gidin resmi kuruluşlara bakın. 60 yaşında gözlükleri görmüyor. Görmüyor, bilgisayardan anlamıyor. Bakıyor, yandaki elemanı çağırıyor. Diyor ki şuna bir bakar mısın? Onları çekeceksin kardeşim. Gençleri, bir sürü üniversite mezunu insan var. Kardeşim geç otur buraya diyeceksin. Onda da torpil dönüyor tabii ki. Bir sürü üniversite mezunu var. Onlar da boşta. Vallahi bak, bunu kendi gözümle gördüm. Geçen de oyun oynuyordu. Gittim bir resmi kuruluşta. Bir iş yaptıracağım, adam oyun oynuyordu, okey oynuyordu.